Ahmet Avni Konuk'un 8. işlediği terkip Suzdilara çok önemli bir makam. Üçüncü Selim'in terkip ettiği önemli makamlardan biri. Bence çok dahice kullandığı makamlardan biri. Fakat bugün hala maalesef algılanamamakta. Neden? Şimdi Suzdilara Nasır Dede de 14 tane ana makam saymıştır. Rast, Segah, Neva, Nişabur, Hüseyini, Rahavi, Buselik, Suzdilara 8. saymış. Burada da 8. makama denk geldi. Hicaz, Sabah, Isfahan, Nihavend, Irak, Uşak. Ve bu biraz eleştirilmiştir. Üçüncü Selim'e atfen zaten çok övgü dolu sözleri de var. Üçüncü Selim'in onayladığı ve biraz daha ek bölüm istediği bir Edvar olduğunu da hatırlatmış olalım. Evet. Yalçın Turoğlu'nun bu çevirisi de çok önemli. Fatma Adile Başar Hoca'nın da bu konuda güzel bir tezi vardı. O kitap haline getirirdi. Maalesef o kitabı ben edinemedim. Keşke edinebilsem. Ama Yalçın Turu Hoca'nın bu çevirisi piyasada kalmamış durumda. PAN yayına ait. Bence acilen çıkarılmalı. Yani çok önemli bir kitap. Çok önemli bir kitap. Yani biz hep ebata, kalınlığına, inceliğine bakıyoruz kitapların ama çok şey anlatıyor. Çok ufuk açan bir kitaptır bu kitap. Şimdi burada Suzdilara da kitap içerisinde önemli şeyler var. Söylemler var. Nasır dedim önemli söylemleri var. Diyor ki Buselik perdesinden başlayıp çargaha çıkar. Oradan Buseli'ye, Dügah'a, Rasta ve Geveş'te inip ardından rast göstererek karar verir. Çargahtan yukarı çıkacağında da Neva, Hüseyin'i, Acem, Gerdani'ye, Muhayyer'e dek ve Geveş'ten aşağıda diyor, Irak, Aşıran, Yegah perdesine dek gezinebilir. Cihanı süsleyen bu makam, bir hüner nehrinin kaynağı, bilgi ve beceri sahiplerinin başı olan padişahımızın insan ruhuna safa bağışlayan buluşlarından biri, kutlu beğenilerinden bir lütuf goncasıdır diye bir Metiye şeyi var. yapmış. Evet. Övgüsü var. Şimdi buna yani bizim hani böyle biraz da dedikoduyu seven bir şeyimiz vardır ya. Ya işte padişah övgü dolu sözler falan. Tabii ya işte devir her dönem aynıymış gibi bir algıyla yaklaşma tarzımız var ya. Evet. Fakat ben Safiyettin'deki Uşak tanımını incelediğim zaman ve onun bugünkü perdelere aktarımıyla rast, dügah, buselik, çargah cinsi olarak verir. Yani rast, dügah, buselik, çargah, TTB'dir. Aralık olarak. Ve bugünkü aralezgi sistemi çargah dörtlüsüne tekabül eder ki aslında o 13. yüzyılda Uşak dörtlüsüydü. Bu ne demek? Rast üzerinde çargah diye bir kurgu hiç olmadı. Peki Nasır Dede 3. Selim'in Buselik başlayıp rast karar eden aslında işte 3. Selim'in dehası bence burada ortaya çıkıyor. Özellikle ayini tam Buselik başlar ve rast karar eder. Ama bunu kimse çözümleyemedi ve bunu böyle yorumlayamadı insanlar. Bundan dolayı da zorluk yaşanıyor hala. Diğer bir konu da Geveş perdesini saydığı için sanki yukarıdaki Eviç perdesi de bunun oktavı olmak zorundaymış gibi mahur perdesine dönüştürerek aralezgi sisteminde
ki kaynaklarda, böyle anlatan kaynaklarda Suzi Dilara hala bugün konservatuarlarda Rasta Çargah dizi, paralezgi sistemindeki Çargah'ta da Çargah dizi diye anlatılıyor Suzi Dilara. Büyük bir hatadır bu. Bundan dönülmelidir. İvedi olarak en hızlı şekilde. Peki Nasır Dede neden ana makam arasına aldı? Çünkü bence Nasır Dede Rast üzerinde TTB cinsinin uşak cinsi makam nazariyetinin de Safiyüddin'in iki Edvar'ında 1235'te yazdığı Kitab-ül Edvar ve Şerifiye kısa adlarıyla Edvarlarında bu cinsin uşak dörtlüsü ve ana makam olduğunu biliyordu. Bu hüviyetten dolayı bence 14 ana makam içine aldı. Bu çok kıymetli bence. Yani padişaha benim kendi yorumum bu. Bir övgü, bir nasıl diyeyim şey olsun diye yapmadım. Metiye için değil. Değil. Ben evet. Ondan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu algıyla bakmak lazım. Bir de bence Suzi Dilara ayini girişine bakmak lazım. İsterseniz ona da bakalım deminki şeyler lütfen gibi. Daha kıymetli oluyor o zaman. Çünkü Ahmet evet. Avni Konuk'un ne yaptığı ve ne kadar önemli işler yaptığı aslında anlaşılmış oluyor. Çünkü oradaki ayin formunun da analizi, murabba beste kullanımı, birinci mısra, ikinci mısra ve dördüncü mısraların kullandığı murabba beste anlayışıyla makamı anlatan bölümde buğselik ve rastı işleyişi çok önemlidir. Ama burada şöyle bir şey var. Benim size aslında Darül Elhan külliyatındaki notayı göstermem daha uygun olur. O notayı ben size mutlaka göndereceğim. Bu tabii Darül Elhan'daki nota olmadığını ifade edelim. Burada hangi perdelerin fazla olduğunu da ifade edeyim Darül Elhan külliyatına göre. Bakın şuradaki si bemol yoktur asla. Ama varmış gibi çalınıyor bugün. Onu söyleyeyim. Evet. Ama bu si bemol yoktur. Ve Niyazi Bey şey demişti. Darül Elhan külliyatındaki notalara itibar edin. Diğer yazılan notalara itibar etmeyin demişti. Ben de o algıyla hep böyle ayinlerle ilgili bir analiz yapma ihtiyacı hissettiğimde onlara bakıyorum. Şimdi iyi bakalım nameye. Si do si la la dedi. Buselik girdi mi? Girdi. Evet. La 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 do si la sol fa sol la sol la si la si re do si re do si do. Bu sürekli bir çargaha geldi mi? Evet. Devam ediyor. Do do si si la la sol do. Şimdi gel, bu sürekli bir çargaha gelmişti ama oraya çıkarken de rasttan çıkmıştı. Aynı şeyi bir daha yapıyor bugün. Do, do, si, si, la, la, sol, do. Şimdi bazıları, efendim burada si iki kere olduğu için segahlı olur. Hayır, asla ve katta yok şeyde, Darül Elhan külliyatında. Hatta Rauf Yekta Bey'in nota yazısına göre yazıldığı için bu siler hep bir koma diyezle ifade ediliyor. Çünkü ne dedik? Rast perde düzeninde segah perdesi doğal notaydı. Dolayısıyla yazılmıyordu. Yazılmadığı zaman bunların hepsi segah gözüküyordu ama Darül Elhan külliyatındaki notada bunların hepsinde bir koma diyez var. Ne demek istiyor? Diyez mi bemol mu hocam? Dedik. Yani buselik demek istiyor. Efendim? Ha buselik. Diyez. Ha. Diyez var. Bir koma diyez evet. Var. Buselik. Bir koma diyez var. İçin bugünkü buseliğe getirmiş oluyor. Aynen öyle. Yani evet. Rauf Yekta Bey notası gördüğünüz zaman, dolanım görmediğiniz zaman bu şekilde yazılan notaların da buselik olmadığını düşünmelisiniz. Evet. Üstelik eğer olacaksa mutlaka önünde bir komalık diyez işareti vardır. Var. Evet. Devam ediyor. Beşten. Si do si do si do si la la. Tekrar bu sele geldi. Re mi
mi re re mi re do si do. Tekrar çargaha geldi. O do si do la si la si sol. La la sol la do si la la so fa si la so fa so fa sol la so sol. Şimdi burada herhangi bir üçüncü Selim'in klasik bestelediği takımın içerisindeki anlayıştan biraz daha farklı bir anlayış vardır. Burada direkt Buğselik başlar. Ama orada direkt Rast başlar. Ama Buğselikli bir Rast'la başlar. 2000'li yıllarda Yakup Fekutlu Hoca'nın kitabında bunlara çargah denmemesi gerektiğini düşündüğü için Niger demiştir ve bugün konservatuarlarda Rast'ta Niger ifadeleri çok kullanılıyor. Fakat Niger eserlere baktığınızda 4 tane Refter Kalfa'nın 2 eseri var. 2 tane daha bestekarım var. Niger tek başına Rast gibi, Segah gibi küçük bir name yapısı değildir. Niger daha büyük bir name yapısıdır. O eserleri analiz ettiğinizde Sözü Dilara başlayan bir sanki rehavi kararla Rast'a gelen bir şey görürsünüz. Aslında çok derin konular konuşuyoruz şu anda. Supi Ezgi şu hatayı yapmıştır mesela. Sözü Dilara'yı, Büzürk'ü ve Niger'i aynı makamlar olarak tanımlamıştır. Bunların üçü de aynı makam değildir. Niger de Rast üzerinde TTB değildir. Eserler analiz edilirse meraklılarınca bir Sözü Dilara işlendi, sonra Yegah'a inildi ve sonra Rast karar edildi. Sanki bir rehavi gibi karar edildi, görülebilir. Evet. Şimdi bu anlayışla Ahmet Avni Konuk'un eserine döndüğümüzde, yani şunu demek istiyorum. Sözü Dilara her zaman Buğselik başlar, Rast karar eder. Yani Sözü Dilara'ya başka şeyler de eklenebilir. Yani bu Buğselik Rast'ta, Buğselikli Rast'ta başka şeyler de eklemlenebilir ama Sözü Dilara dediğimizde ne bilmeliyiz? Bir Buğselik başlangıcı ve Rast karar etmesini bilmeliyiz. Ve Rast karar ederken Segah'a dönme zorunluluğu yoktur. Şimdi bakın, buradaki anlayış çok önemli. Ahmet Avni Konuk nasıl girmiş? Do, 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 si, 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 la, la, do, si, la, sol, la. Tam Buğselik. Şimdi dikkat edin. La, 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 do, si, la, la, so, fa, la, sol, sol. Bu da Rast değil mi? Rast. Ama Buğselikli bir Rast. Dikkatinizi çekerim. Evet. Şimdi neden geveşliğe tanımladın? Geveş olduğu için ben Rast diyemedim. Yani geveş ben gördüğüm için. Şunu unutuyoruz biz çünkü. Biz aslında Rast makamını icra ettiğimizde de bazı namelerde geveşli kullanıyoruz aslında. Evet. Yani mesela şuradaki name var ya, şu. La si, evet. La si, la sol, la do si, la la sol, sol fa, sol fa, la sol, sol derken de sol fa mi fa sol olsa bu name, biz asla ırak basmayız. Şeydeki gibi. Ya. Itri'nin naatındaki Rast naatta. Evet. Hazreti Mevla na sol la si la sol sol fa mi fa sol derken o kadar kısa sürede ırağı asla basamayız. Ne basarız? Geveşe basarız. Geveşte basarız. Neden orada geveş makamı değiştirmiyor? Biz Rast'ı ırakla anlatıyoruz. Şimdi icrada perdenin 4 koma veya 5 koma olması bölge olarak değişebilir. Bu onu Rast'lıktan çıkarmaz. Onu unutmayalım. Evet. Burada da bundan dolayı asla mahur perdesini yukarıda varmış gibi kabul edip Rast'tır, çargah beşlisi, şey çargah dizisidir. Çargahta da çargah dizisidir. Hiç itibar etmeyelim. Çünkü Nabi şu an bize ne diyor? Hangi perde düzenindeyiz biz? Şimdi alel ezgi sistemine göre bu Rast perde düzeni, öyle değil mi? Evet. Peki içinde ne kullanılıyor? Buğselik. O zaman biz hangi perde düzeninde seyrediyoruz? Buğselik. Buğselik perde düzeninde çargahtan başlayıp Buğselik perdesine gelip tamlayıcı perde zirgüle ile beraber dügaha geldi. Buğselik makamı olmuyor muydu? Kesinlikle. Sonra Buğselik perdesini kullanıp Rast'a indiğinizde Rast olmuyor mu? Kesinlikle. Evet. Bu bir tesadüf mü? Asla değil. Avni Konuk çok iyi biliyor.
şeyi, 3. Selim'in eserlerini çok iyi biliyor. Onun için çok kıymetli. İsterseniz baştan bir daha geleyim, devam edeyim. Lütfen, lütfen. Do, 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 si, 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 la, la, do, si, la, sol, la, bu selik oldu. La, 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 do, si, la, la, sol, fa, la, sol, sol, bu selikli biraz. Şimdi suzdilara oldu. La, si, la, si, do, si, re, do. Bu selik perde düzeninde dolaşıyor, çargaha geliyor ama devam ediyor. Re, mi, mi, re, mi, re, do. Bakın bir daha dönüyor. Si, do, evet. Si, do, si, re, do, si, do, si, la, la. Bir daha bu seliğe döndü. Çok güzel. Mi, re, mi, mi. Ne oldu? Hüseyin'e. Evet. Sol. Fa mi mi re mi re do. Acemli bir çarga. Do si do sol la si do re do si re do do. Buselikli bir çarga. Çarga. Ama buselikli bir çarga diyorum ki ben özellikle. Buselik perde düzeninde olduğumuz unutulmasın diye. Anladım. Doğru. Do si do re fa mi re re do si si do si la sol. İndi biraz da. Evet. Buselikli biraz mı? Evet. Yine mesajı veriyor. La si la si la sol la do si la la sol sol. Evet. Sol, la la sol sol. Şimdi burada şu çok önemli. Eğer son nameyi yapmasaydı da yine bu zaten rastla karardı. Perde makamdır algısını eğer kural olarak edinirsek kendimize, o rastın duyulması için bu segaha ihtiyacımız olmadığını bilmemiz gerekir. Her halükarda rast karardır zaten sözü didara. Ama önemli olan şey rastın üstünde ne kullandığıdır. Sözü didara rastın üstünde buselik yaptıktan sonra rasta geldiğinde sözü didara olur. Sözü didara olur. Evet. Şimdi şu da çok önemli. Suzdilar'ın asıl makamları buselikle rastın bileşimidir. Ama sadece bunlarda mı durur seyir sırs? Hayır. Çargahta da durabilir. Hüseyin'de de durabilir. Bu sırada evici kullanamaz mı Hüseyin'i? Kullanabilir. Nerede o zaman mahur perdesi? Hayır, yoktur ki mahur perdesi Suzdilar'da. Nereden? Şimdi bakın bütün Suzdilar'a eserlere bakın. Donanımda sadece ne vardır? Mahur perdesi vardır. Büyük hatadır bu. Sözü Dilara'nın perde düzeninde bence sadece Eviç perdesi olmalıdır. Segah da olmamalıdır. Çünkü Sözü Dilara Buselik perde düzeninin makamıdır. Yani Buselik evet. Asıl makamından sonra rast karar eder özü ama şeylere baktığınızda takıma baktığınızda 3. Selim'in ah kemanı ta ta ti ti tam. Bakın şimdi orada da asla segah yoktur. Sol mi fa sol sol la si la sol la do si la la sol fa sol. Bu sürekli bir rast. Evet. Sol do çargah atladı. Re mi Hüseyin'e geldi. Bakın şimdi. Dügahta duracak. Buselik yapacak. Rasta da gelecek, karar edecek. Bunun dışında hangi asıl perdelerde durabilir? Çargah ve Hüseyin'i demiştik. Yapıyor. Sol do re mi. Dikkat edin. Mi do re. Sol fa sol fa mi mi. Bugün Hüseyin'i de uşak denen Fest Eviç'le Hüseyin'i de kalış yaptı. Re mi mi Hüseyin'i fa cem fa mi fa sol fa mi re mi re mi re do. Acemli Hüseyin'i Necit Hüseyin'idir öyle bilelim. Ama çargaha getiriyor acemden. Fa mi fa sol fa mi re mi re mi re do. Re do si do re. Neva'ya geliyor ama re do si do re derken hangi neva? Buselikli neva. Buselik perde evet. Düzeni değil.
Sol fa fa mi mi re re do do si si bu sile geldi. Si la sol do si la la sol fa sol sol. Rastani gel değil bu. Rasta şargah değil bu. Ne bu? Buselikli bir rast. Yani Suzidare'ye geldi. Sol do re mi mi do re sol fa sol fa mi fa mi fa sol fa mi re mi re mi re do re do si do re sol fa fa mi mi re re do do si 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 la sol do si la la sol fa sol fa sol la la sol sol diye karar eder. Avni konuğun burada işlediği Suzi Dilara bence ders niteliğindedir. Ayine çok yakındır 3. Selim'in. Şunu görüyoruz. 8 tane yakın makam ve terkip geçtik. Ahmet Avni konuk çok önemli bir bestekardır. Ve makamları öğrenebilmek için önemli bir kutuptur bu eseri. Yani 119 makamla şu an 8'e gelmiş olduk. Yapmış olduğu bu hizmet çok önemlidir. Evet. Ve detayına indikçe eski asarla olan yakınlığını gördükçe tabii hem zaten biz hani kıymetini bilinmiştir. Türk müziği nazariyeti tarihinde, Türk müziği tarihinde mutlaka kıymeti bilinmiştir. Ama bu şekilde analiz etmekle de pekiştirmiş oluyoruz aslında. Bu değerli evet. Çalışmayı beraber yapma şerefine nail olmaya çalışıyoruz. Yani çok umarım, teşekkür ederiz size hocam. Biz de size teşekkür ederiz. Bu aktarımları çünkü şekillerle en doğru şekilde vermeye çalışıyorsunuz. İnsanların hafızalarında görsellik çok önemli yer etmiş oluyor. Burada arzu ederseniz hem sonlandırmış olalım hem daha sonra Büzürk'e geleceğiz. Şöyle bir giriş yapalım Büzürk'e. Büzük de Buselik perde düzenindeki makamlardan biri olması sebebiyle çok önemli. Bu sıranın, bakın bu sıranın Suzi Dilara'dan sonra Büzük'le devam etmesi de çok önemli. İnşallah Allah sağlık verdiği sürece devam edelim, bitirelim bu çalışmayı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.